Bazıları diyor ki koronavirüs bir oyun, insanlığı değiştirmek istiyorlar. Yeni bir dünya düzenine insanları hazırlıyorlar. Olabilir. Olabilir. Hiçbir şey tesadüf değil. Olabilir. Bunları protesto ediyorlar. Bakın, Almanya'da Frankfurt, Karlsruhe'de ve Regensburg'da şöyle bir gösteriler yapılmış. İnsanlar, binlerce insan sokaklara çıktı, gösteri yaptılar. Bu arada çoğunun maskesi yoktu, sosyal mesafe yoktu. Polisle çatışanlar oldu. Bakın, sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar bunlar. Frankfurt'ta düzenlenen yaklaşık 600 kişinin katıldığı gösteri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmaması üzerine polis tarafından dağıtıldı. Polis giriyor, dağıtıyor. Eyleme katılanlar sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal edince polis önce uyardı, ardından da müdahale etti. Burada bakın, hem Frankfurt'ta hem Karlsruhe'de polis müdahale ediyor. Tazyikli suyla müdahale ediyor. Olaya dağıtmaya çalışıyor. Şimdi bakın, önlemler ağır gelebilir. Devlet koronavirüsle mücadelede eksik olabilir. Bunları anlıyorum. Bunlarda bir problem yok. Gösteri yapma da demokratik bir hak. Hukuk çerçevesinde. Ama sen bu gösteriye maskesiz ve sosyal mesafeye uymadığın zaman o yanındakine bulaştırıyorsun. O gösteriden çıkıp metroya, otobüse bineceksin ya da ertesi gün işe gideceksin. Çevrende bulunan insanlara bunu bulaştıracaksın. Markete gideceksin, oraya gideceksin, alışveriş yapacaksın. Birileriyle temas edeceksin. Şimdi bir şey yapayım derken, hani kaş yapayım derken gözü çıkartacaksın. Protesto edeceksen bari daha da kötü hale getirme durumu. Şimdi bu gösteriler böyle. Gösteri yapabilir. Yeni dünya düzeni kuruluyor olabilir. Bu virüs tesadüf olmayabilir. İnsan eliyle de yapılmış olabilir. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Evet, sonuna kadar inanıyorum ben buna. Ekonomiler alt üst oldu. Devletler batacak noktaya geldi. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Milyonlarca insan şu anda evine ekmek götüremiyor. Dükkanlar kapalı, iş yerleri kapalı. Yeni bir dünya düzeni bu. Hiçbir şey eskisi gibi hemen olmayacak. Bir zaman gerekiyor. Bakın, Almanya'da sadece Kasım ayı içerisinde alınan bu önlemler nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi işsiz kalacak. Bu ayın sonuna kadar 600 bin kişi. İçinde bizim çok sayıda vatandaşımız var. Restoran, yani gastronomi alanında iş yapan çok sayıda vatandaşımız var. Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, her yerde, Almanya'nın her yerinde, Avrupa'nın her yerinde. Paris'ten tut Danimarka'ya kadar, Norveç'ten tut İtalya'ya kadar, Avrupa'nın her noktasında vatandaşımız var. Avrupa'da yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Şimdi bunların çoğu şu anda evine ekmek parası götüremiyor. Devletlerin vermiş olduğu yardımla bir derece idare etmeye çalışıyorlar. Ya da birikimi varsa onu yiyorlar. Fiyatlar arttı. Yeni bir dünya düzeni işte bu. O nedenle çok ama çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi Almanya'da Matrix filmini biliyorsunuz. İzlemişsinizdir ya da duymuşsunuzdur. Şimdi bu Matrix filminin yeni bir bölümü çekiliyor. Almanya'da çekiliyor. Babelsberg stüdyosunda çekiliyor. Burada yaklaşık 200 kişi bir sahne gereği, iddia böyle, bir sahne gereği bir parti veriliyor. Ve bu sosyal medyaya düşüyor. Hiç sosyal mesafe falan, hani öyle maske falan yok, film. Çekiyorlar. Normalmiş gibi çekiyorlar. Ve bu büyük bir tepkiye neden oldu Almanya'da. Bana göre de haklı. Şimdi 200 kişiysen, hiçbir şey yokmuş gibi sahneye alır, orada parti sahnesi çekersen, illaki içlerinden bir tane, iki tane, üç tanesi koronavirüstür. Kesin. Bak, kesin. İstediği kadar test yaptırsın. Ne malum? 2 saat önce test yaptırdı ama pozitif hale geçmedi bu virüs. Ama vücudunda ne biliyorsun? Ertesi gün geçecek pozitif hale, ne biliyorsun? Bunun da kabul edilebilir yanı yok değerli izleyicilerimiz. Yani bu tarz organizasyonların, ya Matrix değil bilmem Netflix olsun, hiçbir önemli değil.
mutlak surette ortadan kaldırılması gerekiyor. Az önce bizim anlatmış olduğum bizim vatandaşlarımızın kına gecesi, işte kısır günü falan yapmaları. Şimdi ben bu kısırla ilgili geçen bir şey anlattım. Yine Emekli TV'de çok sayıda mesaj aldık. Videoların altına yazmışlar. Canımız kısır istedi. Niye kısırı anlatıyorsun diyorlar. Vallahi benim de canım şu anda istedi. Olsa da yesek. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da çok sayıda haber var. Geleceğiz, konuşacağız. Bizim vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberler var ama Avusturya'ya bir bakalım. Avusturya'da işler yolunda değil. Çok karışık. Avusturya kapanma kararı aldı değerli izleyicilerimiz. Süpermarketler, bankalar, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerleri harici her yer kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Maalesef artık Avusturya'da hastaneler dolmak üzere. Zaten hastaneler dolmak üzere olduğu için, yer olmadığı için bu karar alındı. Şimdi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir açıklama yaptı. Önce onu paylaşayım sizinle. Sizden ricam, kimseyle görüşmeyin. Yapılan tek bir temas bile fazla. Hiç kimse ikinci tam kapanmayı istemese de kapanmanın işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Noel'i birlikte kutlamayı istiyoruz. Endişelerinizi anlıyorum. Durum karşısında pek çok insan çaresiz, üzgün ve öfkeli olabilir. Ancak durum çok dramatik. Sağlık çalışanları %70 oranında enfeksiyonun nasıl bulaştığını izleyemez durumda. Bakın buraya bir ara vereyim, şunu söyleyeceğim. Yani Avusturya'da artık kimin kime virüsü bulaştırdığını %70 oranında takip etmiyor. Yani Allah'a emanet. Yakında Avusturya'nın tamamı koronavirüs olursa bu haberleri size verirsem şaşırmayın. %70 korkunç bir rakam. Devam ediyoruz Avusturya Başbakanı Kurz'un açıklamalarına. Sizden ricam, birlik olalım. Birlikte durumu tersine çevirebiliriz. Kapanmayı tutarlı bir şekilde sürdürürsek ona ihtiyacımız da kısa süreli olur. Sağlık sisteminin tıkanması ancak alınan kapanma kararıyla önlenebilir. Açık bir şekilde Avusturya Başbakanı itiraf ediyor, sağlık sistemi kapandı diyor. Biraz sabırlı olmalıyız diyor. Hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağının uygulanabilmesi için 10. günden sonra mecliste onay gerekiyor. Çünkü Avusturya yasaları gereği değerli izleyicilerimiz, sokağa çıkma yasağı 10 günü geçerse 10. günde meclisten, Avusturya meclisinden karar çıkması gerekiyor. Peki Avusturyalılar, durum ne? Ne olacak bundan sonra? Onunla ilgili bölümü aktarayım size. Avusturyalılar daha önce akşam saat 20 ile saat 06 arasında sokağa çıkamıyorlardı. Şimdi ise 24 saat boyunca sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evden çıkabilecek. Ülke yönetimi Mart ayında aldığı kararın benzerini böylece ikinci kez uygulamış olacak. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonları ile birlikte okullar ve yuvalarda komple kapatılacak. Derslere online, yani uzaktan eğitimle devam edilecek. Avusturya şimdiye kadar değerli izleyicilerimiz yaklaşık 200 bin vakaya rastlandı. Günlük vaka sayıları da artık 10 bini geçti. Gelinen noktada Avusturya'da artık bıçak kemiğe dayandı ki hükümet bu kararı aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da açık bir şekilde itiraf ediyor. Sağlık sistemi kapandı. Tükendi. Evet. Şimdi Avusturya'da yaklaşık 250 bin vatandaşımız yaşıyor. 250 bin. Onlardan ricam şu. Bakın bu işin şakaya gelir yönü yok. Doktor bulamazsınız bak. Doktor bulamazsınız. Nitekim bir açıklama var. Doktorlardan, Avusturya'dan şu söyleniyor bakın. Bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 14 gün içinde yoğun bakım hasta sayısı artacak ve hastanelerin kapasitesinde %100'lük bir orana ulaşılacak. Hastaneler yeni hasta kabul edemeyecek. Ve doktorlar hangi hastanın durumu acilse ona müdahale edecek, diğerini tedavi etmeyecek. Bakın bunu Avusturya doktorları söylüyor. Yani hasta seçecek diyor doktorlar. Niye? Kapasite doldu taşıyor. Net. Onun için siz olun. Kendinize dikkat edin değerli izleyicilerim. Çünkü Avusturya'da bakın pek çok koronavirüs hastası Almanya'ya getirildi. Çünkü yaklaşık 10 gündür bu böyle. Kapasitenin dolduğu belliydi. Hiçbir hükümet
kapanmayı, yani sokağa çıkma yasağı yoksa ilan etmez. Niye? İnsanların ekonomisi olmayacak. Devletin ekonomi çarkları çalışmayacak. Fabrikalar kapanacak. O olacak, bu olacak. Yani ülke ekonomisi alt üst oluyor. Eğer bıçak kemiğe Avusturya'da dayanmasaydı bu sokağa çıkma yasağı, kapanma kararı zaten asla alınmazdı. Bakın, 1-1,5 ay önce Avusturya Başbakanı Kurz bir açıklama yaptı. Gündemimizde herhangi bir şekilde kapanma yok, olacağını da düşünmüyorum dedi. Bak, Kurz söyledi bunu. Ama şimdi ne diyor? Durum kritik, kapanmak zorundayız. Yani sokağa çıkma yasağını ilan etmek zorundayım diyor. Nitekim öyle oldu. O nedenle bakın, doktor bulamazsınız. Net. Aman siz olun. Kendinize dikkat edin. Şimdi Avusturya'dan bazı vatandaşlarımız videoların altına şunu yazıyorlar. Ya burada öyle bir şey yok falan diyorlar. Arkadaş bak, Avusturya'nın başbakanı söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Sokağa çıkma yasağını da ben koymadım. Böyle bir durum olmasa, böyle bir noktaya gelinmese asla hiçbir başbakan böyle bir karar almaz. Ekonomi bitiyor, psikolojik durum çıkıyor ortaya. İnsanlar evine kapanıyor, okullar kapanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkeye ne kadar zarar? Hem psikolojik anlamda hem de ekonomik anlamda. İş yerleri iflas ediyor. Avusturya'da yok mu gastronomi alanında iş yapan vatandaşlarımız? Dönercimiz yok mu? Kebapçımız yok mu? Pek çok alanda var da, hani örnek olsun diye en çok bilinenler olduğu için söylüyorum. Ne yiyecek bu insanlar? Devlet ne kadar yardım yapıyor? Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle kendinizi koruyun. Rica ediyorum. Çünkü Avusturya'dan gelen haberler Almanya'dan daha kötü. Daha kötü. Yoğun bakımlar dolmak üzere. Hastanelerde yer yok. Normal yataklarda yer yok. İlacı verecekler size. En iyi şeyi söylüyorum. Evinize gidin diyecekler. Şimdi yoğun bakım doldu. Kimleri yoğun bakıma alıyorlar? Nefes almakta problemi çekenler, solunum sorunu olanları yoğun bakıma alıyorlar. Alamayacaklar. Onun için doktor bulamazsınız. Dikkat edin, dikkat edin diyorum değerli izleyicilerimiz. Şimdi